Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadına sahip olmuş olsunlar da onlar da kurtulan fırkadan olmuş olsunlar. Fırkayı nacile Ehl-i Sünnet ve Cemaat fırkası. Ümmet-i Muhammed 70 küsur fırkaya ayrılıyor. Hepsi cehennemde ancak bir fırka müstesna durdurur. Yani bize o fırkadan eyle. Amin. Muhammed'dir dedi. İlahi zat. Yine o Risale-i Müslim'in başlarında dedim ki Muhammed aleyhisselatü vesselam Allah Celle Celaluhu'nun aynasıdır. Öyle. Baş ayna o. Ahirette olur. Yani sen onu böyle değerlendirirsen, sen olan ahirettir. Büyüklerine uyuyor, baş ayna o. Ne buyuruyor? Muhammed'dir dedi. İrade dâti. Muhammed aleyhisselam Allah'ın Celle Celaluhu zatının aynası. Öyle. Baş ayna o. Gözü olan görür. Gözü kör olan her şeyi konuşur. İleri de konuşur, geri de konuşur. Onun konuşmalarına da ancak kendi gibi manevi dili, manevi gözü, manevi kulağı sağır olan, kör olan, dilsiz olanlar anlar. Onlar mesul olurlar. Ehl-i hakikat öyle değildir. Ehl-i hakikat böyle buyuruyor. Ne diyor? Muhammed aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun zatının aynasıdır. Gönül o ehliye Musum-i Hayat mesafesinde olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gönül veren, gönlünü rahat eden ta ki hayat olsun. Demek ki hakiki hayat o. Bir bedenin ayakta durmasını sağlayan bir hayat var. O da ruhun bedenle olması, bir de ruhun hayatı var. Demek ki iki türlü hayat var. Bir, bedenin hayatı. İki, ruhun hayatı. Bedenin hayatı, ruhun bedenle beraber olmasına bağlı. Ruhun hayatı, o ruhun Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselama gönlünün ruhunu rapt etmesine bağlı. O zata gönlünün ruhunu rapt eylediyse işte hakiki hayata ulaştırmıştır. Yoksa ölüm. Manevi ölüm. İki türlü ölüm var. Bir, ruhun bedenden ayrılması. Bu her bedeşte oluyor. Bir de ruhun Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam'dan ayrılması. Büyük iş var burada. Bak şimdi ne diyor? Gözet hakkı Muhammed'den gidelim. Cemali var, kemale seyredelim. Büyük iş. Ya Rabbi. Ehli buyuruyor. Bizlere eserleriyle duyuruyor. Bizlere ya Rabbi
ahirette hayatı nasip eyle. Amin. Ayet-i Kerime'dir. Tevbe Suresi. Ayet-i Kerime 48, 49, 50 ve 51. Rabbimiz Celle Celaluhu münafıklardan bahsediyor. Sevgili Allah'ım, nifakını her türlüsünden bizi muhafaza eyle. Amin. Çok korktum. Buyuruyor ki Rabbimiz. لَقَدْ اَفْتَرَوْا. O münafıklar elbette muhakkak and olsun ki arayıp dururlar. Hep istekte olurlar. Neyin? Fitnede. Fitneyi. مِنْ قَبْلِ اُنْدَنْ اَوْلَدْ. Burası Tebük, Mahare vesaire, gazetesiyle alakalı. Yani öyle böyle Tebük'ten evvel de bunlar aynı şey yaptılar. Uhud'da aynısı oldu. Hendek'te aynısı oldu. Akabe, Mi'atin'de, Akabe'de aynısı oldu. Yani münafık olanlar benim Peygamberim Muhammed Mustafa'mın yalnızlığını tercih ettiler. Yalnız kalsın, etrafı dağılsın, sözü kırılsın, sözü tutulmasın. Kendi ve sözleri, emirleri unutulsun. Münafıklar, eşim, Mevla böyle böyle, Habibim, onlar bundan evvel de, Tebük'ten evvel de hep and olsun ki fitneyi talep eder durdular. Onların işi bu. Ve kallemû. Sürekli döndürdüler. Leke senin için. El ümûra. Dalevre der ya dalevre. Sizin için hep kendi aralarında işler çevirdiler. Bu Muhammed'i nasıl yalnızlaştırırız? Yolunu bunu biz nasıl bozarız? Bunun şerefini biz nasıl tahrip ederiz? Etrafındaki adamları nasıl dağıtırız? Ordusunu nasıl bozarız? Diyerek kendi aralarında senin için hep sözleri, işleri döndürüp dolaştırdılar. Ya Rab, seni de Allah'ım, şeriatı bulacak işler bizi muhafaza eyle. İnsan bazı bunu kasıtlı yapar, bazı da gafletinden dolayı kasıt yok ama sonuç oraya varır. Yani mesela diyelim, namaza inanmayanlar da var. Namaza inanmıyor, kılmıyor. Şerata zarar veriyor. Müslüman var, namaza inanıyor, kılmıyor. O kılma hususunda, o namazın farziyetine inanmayarak kılmayan kişiyle farkı ne? Yapılan iş aynı. O da kılmıyor, bu da kılmıyor. Kılınmaması ve namazın terk olunması hususunda ikisi de ortak. Biri kasıtlı din yapıyor, biri kasıtsız din yapıyor. Biri inanmayarak yapıyor, biri inanıyor ama kılmıyor. O namazı kılmamak din yıkmaktır. Siz bunu çoğaltın misal. Kafir namazı inkar ediyor. Kılmıyor, Allah'ın nurunu söndürüyor. Bizim Müslüman, Müslümanım diyor, namazın farz olduğuna inanıyor, o da kılmıyor. Kılmamakla beraber
namazın terk olmamasıyla beraber o da İslam'ın onu söndürmüş olur. Hep farzlar böyle, vacipler de böyle, sünnetler de böyle, edepler de böyle. Kafir Allah'ı zikretmiyor. Mevla zikremedi. Ölü kurulları ne kadar hükmeti var. Kafir inanmadığını zikretmiyor. Peki, onun zikretmemesi Allah'ın onu söndürmek demektir. Müslüman, Müslümanım diyor. Zikrin farz olduğuna inanıyor. Allah'ın emri olduğunu biliyor. Gafletinden dolayı zikretmiyor. Şimdi o da zikretmiyor, o da zikretmiyor. Zikrin meydana gelmemesi İslam'ın nurun sönmesi demektir. Ne olur? Her ikisi de kafir olan da İslam'ın nurunu söndürüyor. Müslümanım diyen de zikri terkmek ile İslam'ın nurunu söndürüyor. Çok işler var burada, haberimiz olsun. Biri kasıtlı, biri kasıtsız. Ama sonuç aynı sonuç. Sevgili Allah'ım, cümlemize yardım eyle. Ama o münafıklar böyle yapamıyorsun. Hatta cale nihayet geldi. El hakku hak. Onlar hakkın gelmemesi için Peygamberi Muhammed'in davası yok olsun için uğraştılar, çalıştılar, her türlü yer altı, yer üstü faaliyetini yaptılar. Ama diyorlar, onların muradı varsa benim muradım var. Benim muradım hakkın gelmesi, hakkın zuhuru. Ben murad edersem ne olur, o olur diyorlar. Onlar yıllarca çalışıp çabaladı, tam muradına eremediler. Hatta cahe nihayet geldi, tere hak ve hak. Ve zahara zuhur etti, emrullahi Allah'ın işi. Peygamber hakkındaki nusreti ve Peygamber hakkındaki vereceği zaferi ve galibiyeti zuhur etti. Ve hem onlar, kârihûn, isteksizler, onlar bunu istemezler. Hakkın gelmesini, Allah'ın Muhammed'e yardımını ve zaferini istemezler. Onlar bundan çok isteksizdir. Ama onlar ne kadar hoşlanmasalar da Mevla Celle Celaluhu muradını gerçekleştirdi. Ya Rabbi bizi hak tarafında yer alanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem berabersiniz be. Hain ya Allah. Ne hainsin sen? Peygamberle berabersin. İnandım da diyorsun. Onunla aynı saatte namaz da kılıyorsun. Tavaf da ediyorsun. Ama hain değil. Ellerine bırakmıyorsun. Allah Celle Celaluhu ona vahiy geleceğini biliyor. Acayip şey. Yani çok çok tacibe şayan işler oluyor. Bu insan ne acayip, Allah Allah. Sana sığındık ya Rabbi. Buyurun bir kelime işaret. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ya Rabbi, böyle şey, böyle ölmek nasip eyle. Amin. Nifakın, münafıklığın zerresini bize bırakma Allah'ım. Amin. Mesela
yalan konuşmak. Münafıklığın en belirgin alametlerinden yalan konuşmak. Çok belirgin bir alamet. Ahde hırf etmek, ahdi bozmak. Mevla'dan bir ahdim var. Peygamber olan bir ahdim var. Şeriatta bir ahdim var. Tarikatta bir ahdim var. Ahit. Bela okuduğuna. Lanet etmek. Hoşlanmadığın bir iş karşısında bağırmak, çağırmak, o da münafıklık alameti. Ağza gelmeyen sözler, o da münafıklık alametlerinden duyuyor. Efendimiz sana söyledi. Mevla Celle Celaluhu o münafıklığın münafıklığını gizliyor. Hatta diyor ki Habibim sen onlara az kalsın tanıyamayacaksın. Tanımazsın ama ben biliyorum diyor. Bakar mısın sen Allah'a? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi tanıyamayacak münafıklığı. Ben biliyorum. Bazı kelimeler hakikaten bunların münafıklığını ortaya çıkarıyor neyle? Bazı akla hele gelmeyen ifadeleriyle. Şimdi mesela şimdi göreceksiniz karşımıza. Cedd ibn-i Kays münafık mı? Münafık ama sahabe gibi görünüyor. Aynı safta, aynı camide, aynı mescitte, aynı ravzada, aynı mecliste Allah Resulü'yle beraber. Teluk seferi için hazırlıklar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o münafığa teklif ediyor. Burası bir acayip. Yani Peygamber mesela onun münafığı onu biliyor aslında. Teklif etmesin, öyle bu. Teklif etse bir türlü etmese bir türlü. Teklif etmese, bak Muhammed bana beni çağıramadı Teluk seferine diyecek. Teklif etse gelmeyecek. Acayip bir şey. Etti. O ana kadar şimdi dikkat edin. Bu ana kadar onun münafık olduğunu ondan başkası bilmiyor. Peygamber Efendimiz'in başkası bilmiyor. Şimdi Mevla Celle Celaluhu o münafıkın bazı nafış olan sözlerinden dolayı Allah onu ortaya çıkaracak. Allah'ın Resulü sana selam teklif etti. Ey falan ya. Rumlarla savaşa gelir misiniz? O da dedi ki ey Allah'ın Resulü. Tashaf tarafından malumdur benim halim. Ben kadınlara çok düşkün biriyim. Eğer oraya gidersem savaşa Rum kadınlarını görürsem dayanamam. Ganimetlerden evvel hata edebilirim. Kendime güvenemiyorum. Bana müsaade et. Ben gelmeyeyim savaşa. Çünkü fitneye düşerim. Gelse beni fitneye düşüren bir sebep olma.
Yani ben nasıl olsa gelmeyeceğim. Ama sen bana izin ver de hiç olmazsa senin emrine muhalefet etmeye mecbur kalan biri olmayayım. Beni fitneye düşürme. Ben sana arkandan malımla yardım edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi. Dedi ki tamam sana izin verdim. Yani şimdi eminim onlardan var. Ben o kimse ki yapur diyor. İttenli bana izin ver. Ve la teftinni beni fitneye düşürme dedi. Şimdi Mevla Teala o münafığın sözünü Kur'an-ı Kerim'e alıyor. Dikkat edin şimdi. Allah'ın ortaya çıkardı. O münafık bunları söylemiş olmayaydı, münafık da oradan çıkmayacaktı. Mevla'da bazı kere o şahsı öyle bir duruma getirir ki ağzından öyle sözler çıkar ki sen de şaşırırsın, o da şaşırır. Burada olduğu gibi. Mevla'da bu sefer aldı kitabını. Habibim bir kısmı var ki senden böyle edepsizce izin istiyor. Senin teklifini başka değerlendiriyor abi. Zaten onun kalbinde o vardı. Şimdi zuhur etti. Şimdi ben de onun münafıklığını ve küfrünü herkese tanıtıyorum, bildiriyorum. Ela fil fitneli sekadu. Onlar ve onun gibileri fitneden kaçayım derken fitnenin ta içine düşenler oldu. Ela ayar olup fil fitne fitnenin içerisine zaten sekatu onlar düştüler. Sekatu fiili mazi. Geçmiş zamanda olan bir kişi diyeceğim. Ela ayar olup fil fitne zaten fitne, sakatu, onlar düştüler. Sevgili Allah'ım cümlemizi muhafaza eyle. Son nefes dahil muhafaza eyle. Derler ya, ağzından çıkan kulağın duyuyorsun. Kebûret kelimeten tahrucu min efvâhihim. Ağızlarından öyle bir kelime çıkıyor ki çok büyük diyor Rabbim. Efendi Hazretleri Kuddes-i ki öyle bir söz söyle ki ahirette bunu yut dendiği zaman yutabilirsin. Sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyurdu ki ey Allah'ın Resulü bana bir tavsiye bulunur musun? Buyurdu ki şöyle dilini tuttu. Şöyle mübarek dilini tuttu. Şöyle yaptı. Onu tut festası. Yani dilini tut istikamet üzere yaşa. Küfür dilli oluyor. Şirk dilli oluyor. Münafıklık dilli oluyor. Müslümanlık da dilli oluyor. Ama bu dil çok konuştuğu zaman iman tehlikeye giriyor, haberiniz olsun. Dinin selameti lisanın sükutuna bağlı. Tut dilini selamet tut. Bu Cedid-i Kays. Bunları söylemiş olmayan yer münafıklığı gizli kalacak ayrı mevzu. Bunları söylemekle beraber Mevla Teala beğenmedi onun o ahlakını. Efendimiz'in yüz çevirdiği zaman ben izin verdim dedi.
Fakat Allah Celle Celaluhu izin vermedi. Peygamber Efendimiz'in o iznini, evet, her ne kadar Cenk-i Kays kabul ettiyse de Mevla kabul etmedi. Ve onun münafıklığını Kur'an vasıtasıyla beraber kıyamet kopuncaya kadar herkese bildirmiş oldu. Ne acayip bir şey. Mevla dilerse böyle bazı münafıkları kendi sözleriyle beraber konuşturarak, müsaade ederek kalbine bir takım şeytan ve nefsin ilikasını vasıta ederek rezil rüsva ediyor. Allah'a sığınmak lazım. Ne'ûzü billâhi teâlâ min şurri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Halbuki bunu diyeceğine, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in teklifini farklı yorumlayacağını, farklı değerlendireceğini, emriniz olun desiniz diye sağa sola çeviriyorsun bu sözleri. Beni fitneye düşürme. Malumunuzdur. Ben katlara dayanamam. Lafa bakar mısın? Zaten gelmeyeceğim diyor da, yani ben zaten gelmeyeceğim. Hiç olmazsa bana izin ver de senin emrine muhalefet etmeye mecbur olmayayım diyor. Böyle böyle kulluk mu olur? Böyle ümmet mi olur? Ya Rab, sevgili Allah'ım, konuşmak kolay, dinlemek de kolay. Ya Rabbi, yani Peygamber-i Dişan'ın yanında olduğu halde böyle fırtına, böyle fitne, böyle fesat koparsa ya 1450 sonra biz geldik. Televizyonun cebe eve, televizyonun kalbe beyne girmiş olduğu, internetin kılcağı damarlarımıza kadar işlemiş olduğu böyle bir zamanda Allah nasıl imanlık kalınır? Allah'a çok sığınır. Televizyonun tekkeye girmiş olduğu bir zamanda nasıl imanlık kalınır? Şeriatta, tarikatta nasıl sebat edilir? Nasıl istikamet üzere yaşanır? Bilemiyorum. Çok zor bir zamandayız. Onun için bir güzel buyurdu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Men ye'iş min ba'di feseyara ihtilafen kethira ve aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefe raşidine mehdiyyin ve temessetu biha ve ardu aleyha bin nevacib. Men ye'iş İmbadi minkum, sizden kim benden sonra yaşarsa feseyara ihtilafen kefiyara, onlar çok ihtilaflar görecekler. İşte böyle bir zamanda aleyküm bir sünneti, sizler benim sünnetime sarılın, sünnetimi masaya yatırmayın, sözleri masaya yatırmayın. Tartışmayın sakın bunları diyor. Ya kurtulmanın yegane çaresi ne demişsem onu yapın. Ve temessetu biha sünnetime sarılın ve ardu aleyha bin nevacin, sünnetlerimi azuh dişlerinizle beraber ısırırcasına o şekilde sahip çıkın. O yolda olur. Çare buymuş Müslümanlar. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatap olan şahıs bu duruma düşerse, güneş onun nurunun yanında ne
neredeyse karanlık kalacak böyle bir zatın yanında olanlar bu fitneye düşerlerse, ya bu asırda, bu zamanda yaşayan bizlerin hali ne olur Müslümanlar? Onun için ceddelum imanekum bi kavli la ilahe illallah. Ceddelum, çok yenileyin imanekum, imanlarınızı ne ile? Bi kavli la ilahe illallah. La ilahe illallah kavlini çok söyleyerek. Demek iman tozlanıyor. Tozlanıyor, tozlanıyor derken hepten kusuracak, küfre kayıyor, nifaka kayıyor, şirke kayıyor. O da farkına varamıyor. اَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اَمَنَّا بِاللّٰهِ الْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Mevla buyuruyor, İnsanlardan bazı vardır ki Allah'a inandım, ahiret gününe inandım der, halbuki imansızlar Mevla buyuruyor. Çünkü imanları yok. Bu sözler, bu ifadeler, bu beyanlar sadece yani 1450 yıl evvel ki zamanda yaşayan Abdullah ibn Übey hakkında mı? Her asrın Abdullah ibn Übey'i var. Her asrın, her zamanın Cedd ibn Kays'ı var. Kelime-i Tevhid çok söylenmiyor. Manası anlaşılı anlaşılı. Allah'tan başka ilah yok. Onu kalbine indire indire Müslüman. Şöyle buyurmuşlar Efendimiz Hüsnü. Şöyle yaptı. Hani buyurdu? La ilahe illallah. La ilahe illallah diyoruz ya. Bu iki la ilahe illallah arasında, bu iki tesbih arasında iman tozlanıyor buyurdular. Ya iki tesbih arasında, iki la ilahe illallah arasında, iki zikir arasında iman tozlanıyor ise ne bir insan hiç zikretmezse bunun hali ne olur? Zikirle, ibadet ile teselli olamayanlar WhatsApp'larla, YouTube'larla, internetlerle, televizyonlarla, telefonlarla teselli oluyorlar. Bir insanın, bir Müslümanın teselli kaynağı saat 1'e 2'ye kadar televizyon ise, telefon ise onun sonu nifak. Kork. Kork Müslümanları, kork. O televizyon, o telefon insana kolay kolay iman bırakmaz. Ya Rabbim. Şöyle buyurmuşlardı Efendimiz Hazretleri. Cemaat Müslüman. Hatırlama zaman zaman şöyle gibi. Her ne kadar İslam'ın bütününü hakkıyla yaşayamıyor isek de elhamdülillah Müslümanız. Ama acaba imanını son nefese kadar devam ettirecek içimizde kaç kişi var? Fesat saplanışında hem cihan,
bütün cehennem fesat kaplar. Resulullah buyurdu o zaman. Allah'ın Resulü bu zaman hakkında şöyle buyurdu. Men temessehi sünneti inde fesad ümmeti felehu ecru mi'eti şehidi. Ümmetimin fesada, fitneye düştüğü zaman, sünnetlerimin, yolumun terk olunduğu zaman, her kim benim bir sünnetimi işlerse, ona 100 şehit sevabı vardır. Resulullah buyurdu o zaman. Bu zaman, âbidin âlişan, işte bu zaman, âbidlerin, Allah'a kulluk edenlerin, Allah katındaki makamlarının çok âli, yüce olduğu bir zamandır. Gel uyma nefse, fert etme bu anı. Gel nefsine uyma, bu zamanın bu değerli olan işini kaçırma. Temessüf eyle sünnete gidelim, cemali var kemali seyredelim. Bu işi en güzel anlayanlar yine bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki varisleridir. Demek onların yolu takip edilmeli ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolu takip olmuş olduğu. Onlara yolu terk olunduğu zaman bilinsin ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yolu terk olmuş demektir. Çünkü onların onun hakiki varisleri nefs-i mutmainne olur. Allah o nefisten razı. O nefisle Mevla'dan razı. Dolayısıyla Allah'ın razı olmuş olduğu bir nefse itiraz asla caiz değil. Onun için bu beyti unutmayın. Çok önemli. Bu zaman çok mühim bir zaman. Bu zamanda işlenilen bir sünnetin mükafatı 100 şehit sevabı. Bu nasıl kaçar Müslüman? Ama nasıl kaçar biliyor musun? Televizyonla kaçar. Televizyon, internet, telefon, insanda İslam'ın yaşama gücü bırakmıyor. O güç kalmayınca bu sefer şeytanın sahası açılmış olur. Şeytan fırsat buluyor. Artık o şahı şeytanın o şahsa yaptırmayacağı bir iş yok. Hakkı batıl anlar, batılı hak olarak anlar. Öyle bir duruma düşer ki, nasıl ki Allah Celle Celaluhu Tarık-ı Mutat'tan hakkında Mevla diyor, siz onların peşine düşmeyin. Ancak o ayağı müteşafirin düşenler fitneyi arayanlardır. İnsan o duruma gelir. Ayetlerden, hadislerden, ehl olan sözlerinden öyle aklı hayale gelmeyen abuk subuk mana çıkarırlar ki herkes şaşar. Şeytan bile şaşar. İmam-ı Rabbani Kuddesurruh buyuruyor ya Mektubat-ı Şerife'de. Bir Allah dostu şeytana boş boş otururken görür. Der ki ona ey iblis, ya biz seni biliyoruz ki insanları saptırmakla meşgulsün, yoldan çıkarmakla, ihla ile, ihlal ile meşgul olduğunu biliyoruz. Ama şu anda görüyorum ki boş boş oturuyorsun. Bunun sırrı nedir? İblis, le'in, dedi ki doğru söylüyorsun. Şu anda boş oturuyorum. Bunun sırrı şu. Çünkü zamanın alimleri benim işime tekeffül etti. Onlar benim işime üstlendi. Onlar benden daha iyi görüyorlar. Zamanın alimleri benden daha güzel insanları Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Zamanın alimleri benden daha kestirme yoldan insanları Muhammed Mustafa aleyhisselam'ın yolundan saptırıyorlar. Ben de boş boş oturuyorum. Böyle olur Müslüman. Ya Rab, fitne olmaktan muhafaza eyle. Nedir fitne?
edersin, mümkün eden emredersin. Bu en büyük fitne bu. Ma'rufu, nehyetmek, münkerden, münkeri de emretmek. Bu tam bir şey, büyük bir şekilde fitnedir çünkü münafıklar alametidir. Islah ne? Islah, ma'rufu emretmek, münkerden nehyetmek. İfsat, ma'rufu nehyetmek, münkerden münkeri emretmek. Ma'ruf ne Müslümanlar? Ma'ruf, tanınan bir amel. Kitapta, sünnette yeri olan bir amel. Müslüman buna emreder. Münker de, münker, kitapta, sünnette, şeriatta, tarikatte yeri olmayan bir amel. Müslüman nehyeder. Münafık ne yapar? Tersini yapar. Münafık, ma'rufu nehyeder, münkeri de emreder. Sen bizi ya Rab, samimi olan imanlı kulların zümresine dahil eyle. Amin. Geçiyoruz. Uzakta. Ve inne cehenneme, muhakkak cehennem, le muhiyyatun, elbette kuşatmıştır. Kimi bir kafirine kafirdir. Cehennem kafirleri kuşattı. Ben şöyle buyurabilirdim. Le muhiyyatun bihim. Yani o benim peygamberimden abuk subuk derme çarpma bir takım işe yarayan mazeretlerle izin isteyenleri cehennem kuşattı. Diyebilir mi Mevla? Öyle buyurmadı. Ya zahir yerine ismi zahir geldi. Ben onlara kafir adını vermiş oldum. Yani benim peygamberimden böyle saçma sapan izin isteyenler, benim peygamberin teklifini baş tacı etmeyenler, onun tavsiyesini gönlüne bir sürur vesilesi yapmayanlar, onun bu teklifine tavsiyesini kendi hevasına göre değerlendirenler kafirlerdir Mevla'nın. İşte o kafirleri cehennem çepeçevre kuşatmıştır. İn tusib isabet ederse kesana haberim ne hasenetin bir güzellik, bir zafer, bir galibiyet, bir üstünlük, bir zenginlik, bir ferahlık, tesüm onları kederlendirir. O münafıkları üzer. Sana isabet eden bu zafer ve güzellik ve ferahlık, mutluluk ve intusif eğer isabet ederse kesene habibim, musibetün herhangi bir musibet, yani görünüşte bir mağlubiyet gibi. Peygamber Efendi mağlup ol denilmez. Mağlup ol. Eziyete uğradı. Hezimete uğradı denilmez. O öyle, öyle görünüyor. Ama habibim sana böyle bir musibet isabet etmiş olsa, görünüşte bir hezimet gibi, görünüşte bir mağlubiyet gibi, o da senin sözünün kırılması sebebiyledir. Senden değil, hayır. Sözün kırıldığı an ben orduyu kırarım diyor. Sözün bırakıldığı an ben de onları bırakırım, baş başa. Bugün bu olmakta. İslam aleminin başında dönen bela, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu terk etti. Sebep bu. Ya Rabbi, başta bize, sonra ümmet-i Muhammed'e
hakiki tevbele nasip eyle. Amin. Uhud muharebesi niye böyle oldu? Okçular bunlar yine altın gibi zevaktır. Buna söz yok. Ama Mevla Celle Celaluhu onlarla beraber bizlere kıyamete kadar tüm Müslümana ders verdiler. Okçular tepeyi terk etti. O zaman işte olanlar olur. Uhud'u anlamayan bir şey anlamaz. Habibim, sana bir musibet isabet edecek olsa yapulu derler. Biz aldık demrana işimizi. Min kabl bundan evvel. Bundan evvel işimizi biz sağlama aldık. İyi ki Muhammed'le beraber olmadık. Görüyorsunuz. İyi ki onunla beraber olmadı. Bak başına ne geldi? Derler. Ve yeterlerler. Ve döner giderler. Kendi ele başları beraber Habibim senin yanında olmadıklarından dolayı mutluluğunu paylaşırlar. Ve hüm ferihun sevinirler. Ferahlanırlar. Çünkü niye? Muhammed'in başına bela geldi. İyi ki onun yanında yer almadık. Haklıymışız derler. Kul Habibim şöyle söyle. Len yusibena bize hiçbir şey isabet etmez. İlla ma ancak o şey isabet eder ki ketebe yazdı Allah Allah lena bize. Allah bizim hakkımıza ne yazdıysa bize mutlaka o isabet edecek. Mevla hak yolundan bizlere de mutlaka iki şeyden biri yazmıştır. Bir şehadet, iki gazilik. Mutlaka ikisinden biri olacağı böyle söyle Habibim onlara. Ne güzel teselli. Öyle Allah yolunda olan kullar ikisinden biri isabet eder. Ya şehitlik veya gazilik. Ve Mevlana ve o Mevlana bizim Mevlamızdır. Ve alallahi ancak Allah'a feriye tevekkel tevekkül etsin. Sırtını dayasın kim? El müminune müminler. Burada kaldı. Az dedik, siz çok anlayın. Hadi Şerif Rabi kimdi? Rabi kim? Deyyuma Müslüman. Efendimiz selam diyor ki Eyyuma Müslüman. Hangi Müslüman? Şehide şahit ederse ne bu ona? Kim? Erbaatün dört kişidir. Bir hayra hayırlı. Hangi bir Müslümana cenazesinde dört Müslüman iyi bir Müslüman olana dair hayırla şahit ederse edekalellâhün cennete edekale girdirir. Bu o Müslümanı hakkında dört Müslümanın hayırla şahit yapmış olduğu Müslümana da girdir. El cennete cennete. Ne büyük nimet ya Allah. Eshab-ı kiram sordu. Ey Allah'ın Resulü, siz böyle buyuruyorsunuz dört kişi. Peki üç Müslüman şahit etse doğru ki evet bir nevi daha o üç Müslümanın hayırla şehadetiyle o kulu cennete girdirir. Eshab-ı kiram sordu, ya Allah'ın Resulü, peki bu şahit iki kişi yapsa, evet buyurdu, o da cennete girer. Yani hakkımızda imanı samimi olan kullar tarafından şahitlik yapılmasını nasip eyle. Amin. اِذَا عُبْدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ اُتْيَ ثُمَّ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ
ve enne Muhammeden Resulullah. Kezâli kâluhu yütebbitullâhu lezine âmenü bil kavli tâbih. İzâ râf'ide oturtulduğu zamanda el mü'minü mü'min fî kabrihi kabrin içerisinde ütiye getirilir. Yani gerildiği halde münker nekir geliyor. O mümin kabirde oturtuluyor. Onlara soru soruluyor. O mümine. Münker nekir tarafından. Sümme şimdi sonra o soruların akabinde cevaben o mümin şahit yaparsa şöyle en la ilahe illallah Allah'tan ilah yok ve enne Muhammeden Resulullah Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü diye şahidi yaparsa yapar. Evet. İşte fedarike bu. O müminin böyle yalnız kalmış olduğu esnada münkerin sonra cevap verebilmesi. Akabinde de bu şahitlikte rahatlıkla beyanda bulunabilmesi kavluhu Allah'ın şu kavlinin zuhurudur. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِلْ قَوْلِ الثَّابِتِ Mevla Kulcelle Cilal'ı. يُثَبِّتُ اللّٰهُ Allah sabit kılar kulunu. Evet, يُثَبِّتُ اللّٰهُ بِلْ قَوْلِ الثَّابِتِ Sabit olan kavil ile. O da la ilahe illallah. Buradan şu anlaşıldı. Zikrullah'a, kelime-i şehadete, bu tevhidi söylemeye kim devam ederse Mevla Celle Celaluhu'nun bereketiyle beraber kabirde münker nekirmenin sualine rahat cevap verebilme imkanı sağlıyor. Ya Rabbi bize öyle eyle, günahlarımızı affeyle, hatalarımızı affeyle, dünyamızı mamur eyle, ahiretimizi mamur eyle, ölümümüzü kolay eyle, kabrimizi hoş eyle, kabirde münker nekirmenin sonra cevap hususumuza yardım eyle ya Rabbi. Geçmişine bol rahmet eyle ya Rabbi. Azapta kimler varsa da kaldır Allah. Dünyanın fitnesinden, ya Rabbi şeytanın fitnesinden, nefsin fitnesinden, şeytanlaşmış, nefis teşkil olan insanın fitnesinden, fesadından, hasedinden cümlemizi muhafaza eyle. Günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sevgili Allah'ım Filistin'e yardım eyle. Hazreti'ye yardım eyle. Mutlaka Allah'a yardım eyle. Hayvanlardan daha aşağı ve âli olan o mahlukları mutlaka mağlûb, mağdûr, mağdûl eyle ya Rabbi. Allahümme inna nesel ve devâmen ni'me ve devâmen afiyet. Hüsnü fâtime ve elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Biraz daha sabır ve kuvvet var.